bayağı bir ağırlık var. Evet. Hani hiç... Bak şöyle uzaktan hiç belli olmuyor. İnan oradaki beyazlık biraz belki dikkat çekiyor ama hiç belli olmuyor. Ama gerçekten iyi duruyor. Ben gayet beğendim. Tabii ki. Aynen. Sinyal yaktığında kadrajı yani görüyorsa o önemli. Çünkü trafik kazalarında kendini kanıtlayabilmen için işte sen sinyal verdim, adam vermedi diye iddia ederse. Merhaba arkadaşlar, harika bir videoyla karşınızdayım. Tüm motor severlerin, hatta GoPro'yu kullanmak isteyip de kaskına takamayanların vazgeçilmez videosu olacağını düşünüyorum bu videonun. Çünkü bu videoda arkadaşlar kaska yaklaşık 15 TL bütçeyle nasıl GoPro'muzu sabitleyebiliriz onu anlatacağım. Benim aklıma gelen bu fikri birazdan sizlerle paylaşacağım. Sizin aklınızda da eğer güzel fikirler varsa lütfen yorum kısmından veya hemen şuradaki Instagram adresimden bana ulaşarak fikrinizi söyleyin ve ben fikrinizi video haline getireyim. Evet, masa üstünde de gördüğünüz gibi bir sürü GoPro aparatımız var ama hiçbirisi bir işe yaramıyor. Çünkü hiçbirini kaska sabitlemek için kullanamıyoruz. Tabii içlerinden şu hariç. Bu aparatı da hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Genelde alt tarafında çift taraflı bantımız yapıştırılmış. Bunu dilediğiniz düz bir zemine yapıştırıp üstüne GoPro'yu sabitlemek için kullanıyorsunuz. Bunu ama biz farklı bir şey için kullanacağız bu videoda. Ve yine aynı şekilde GoPro'muz hemen iç tarafında. GoPro'muzu da bu videoda kullanacağız. Şimdi bu aparatları bir kenara bırakalım arkadaşlar. Ve GoPro'muzu kameramıza sabitlememiz için hangi parçalar gerekliyse o parçaları göstereceğim. İlk parçamız arkadaşlar örümcek tripod. Tripodu ben A101'den almıştım. Yaklaşık sanırım 9 TL'ye kadar bir ücret vermiştim. 9 TL'ye mal etmiştim. Şu da yaklaşık 2-3 TL civarında bir koli bandımız. Aynı şekilde GoPro'nun alt tarafında kullanacağınız küçük bir aparat ve tabii ki GoPro'muz ve vazgeçilmez kaskımız. Şimdi şu diğer parçaları bir kenara koyalım ve kaskımıza GoPro'yu nasıl sabitleyeceğimizi anlatmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kaskımıza GoPro'yu nasıl sabitleyeceğiz? Yapmamız gereken ilk şey kaskımızı ters çevirmek. Kaskımızı ters çevirdikten sonra bakın arkadaşlar, genelde bu tip bir kaskta alt tarafında çene kısmı birazcık daha dışa doğru çıkık olur. Ve hemen şurada gördüğünüz bir V şeklinde bir yapı vardır. Bu V şeklinde yapı olduğu için aslında bu aparatla biz GoPro'yu buraya normalde takabiliyorduk. Ama bu aparat buraya düzgün bir şekilde yapışmadığı için bu V şeklinden dolayı biz bunu farklı bir yöntemle yapacağız. Dilerseniz hemen yöntemi yapmadan önce ilk aşamamıza geçelim. İlk aşamamız örümcek tripodu elimize alıp şuradaki şu V şeklini vermek. Ama bu V şekli vermeden önce arkadaşlar şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın örümcek tripodumuzun hemen şu üst tarafında, şöyle kamerada göstermeye çalışacağım. Hemen şu üst tarafında bir çıkıntı var. Yani bu çıkıntı şu işe yarıyor. Şu üst tarafındaki kafanın daha dik bir şekilde dönmesini sağlıyor. Eğer bu şekilde bir çıkış yoksa arkadaşlar buna dikkat edin. Aksi takdirde fazla bir işinize yaramaz örümcek tripod. Bu alan kısa kalır ve herhangi bir şekilde sabitlemede sıkıntı yaşarsınız. Gelelim hemen kaskımıza nasıl yapacağımıza. Yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar şu 3 tane ayağı birbirinden ayırmak. Şu ortadaki ayağı üst tarafa gelecek şekilde tutuyorsunuz ve hemen kaskın V şeklinde çene gelecek yere yaklaştırıyoruz. Çene gelecek yere örümcek tripodumuzu şöyle yandan göstereyim. Yaklaşık ikinci çubuğun, yani şu halkaların ikinci halkanın ortasına gelecek şekilde şuraya hizalıyoruz arkadaşlar. Eğer böyle yapmazsanız tripodu ön tarafa fazla getiremezsiniz. Bu da kamerayı taktığınızda size açı sıkıntısı yaratacaktır. Bantı falan söküp tekrardan yapmanız gerekecektir. Eğer örümcek tripodunuz uzun büyük tripodlardansa birazcık daha öne çıkarmanızda fayda var. En azından önden içten baktığınızda GoPro'nun ekranını da görebilirsiniz o sayede. Ve hemen şöyle göstereyim. Şu iki tane çizgiye denk getirdim. Bakın şöyle yandan da göstereyim. İki tane çizgiye denk getirdim. Şöyle yavaştan çene yapımıza göre büküyoruz kaskın. Evet, gerekli bükme işlemini yaptık. Şu orta ayağı arkadaşlar dilerseniz iç tarafa doğru bükebilirsiniz. İç tarafa takmadan önce bükün. Aksi takdirde daha sonra sıkıntı oluyor. Birazcık böyle sert bükerseniz daha iyi olur. Oynamaması için size o da ekstradan bir
tutuş gücü sağlayacaktır. Evet, şu an ayarladık. Gayet güzel oldu. Şöyle yandan göstereyim. Ayaklığın ucundaki beyaz yeri de çıkartabilirsiniz. Ama şuradaki desenler uyum sağladığı için ben çıkartmayacağım. Yandan da bu şekilde gözüküyor. Birazdan videolarında birazdan kaskı kafaya takıp videolarında göstereceğim arkadaşlar. İlk önce sabitleme işlemini yapalım. Yine aynı şekilde dediğim gibi ayarladığım, şöyle çıkıntılarını ayarladım. Şimdi bantımı sökmeye geldi sıra. Bunu bir kenara koyayım. Bantımı birazcık kopartacağım. Bantımı çektim. Yaklaşık şu kadar kopartmanız sizin için yeterli. Evet, şimdi gelelim. İlk sol ayağımızı yapacağım ben arkadaşlar. Veya dilerseniz sağ ayağı yapabilirsiniz siz. Şu içteki ayaklığı tekrar birazcık daha bükmeyi unutmayın. Aksi takdirde sonradan sıkıntı yaşıyorsunuz bükme konusunda. Tam bükülmüyor çünkü. Böyle yaptıktan hemen sonra arkadaşlar ilk önce iç tarafa yapıştırmanızı tavsiye ediyorum. Eğer dış tarafa yapıştırırsanız iç tarafa iyi bir şekilde yapıştırmada sıkıntı yaşıyorsunuz. İlk önce iç tarafa yapıştırıyoruz. Evet, şu an yapıştırdım. Üstünden güzelce gezdim. Tripodumu getirdim şöyle. İkinci çizgide tutuyorum. Üst tarafından atlatacağım. Biraz bastırarak yapın arkadaşlar ki hem daha sağlam tutsun hem de sıkışsın oraya. Evet, şu an bastırarak yaptım. Hem iç taraftan hem de dış taraftan elimle üstünden gidiyorum arkadaşlar. Kaskımız biraz oval olduğu için biraz boşluk kalmış olabilir. Buna takılmayın. Böyle gayet sağlam oldu. Bakın, iyice sallıyorum. Gayet sağlam. Şimdi hemen şu ayağa geçelim. Bu ayak içinde bir bant kopartacağım. Evet. Evet, bantımı kopardım. Yine aynı şekilde ilk önce iç tarafa yapıştıracağım arkadaşlar. İlk iç tarafa yapıştırdım. Yeteri kadar. Kenarını hemen ayarlıyorum şöyle. Ve bastırarak yapıştırıyorum. Evet. Gayet sağlam bir şekilde oldu. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde yapıştırdım. Dışarıdan belki birazcık hani bantlar parladığı için kötü gözüküyor olabilir ama bana kalırsa gayet iyi gözüküyor arkadaşlar. Fazla da dikkat çekmiyor. Ve maliyeti ucuz olduğu için bu aslında birçok insanın severek kullanacağı bir özellik olabilir kask için. Dilerseniz hemen şimdi gelelim GoPro'muzu takıp test etmeye. Evet, şu an üst tarafındaki bu yer çok rahat bir şekilde döndüğü için arkadaşlar rahat bir şekilde GoPro'muzu vidalayabiliyoruz. Ben Xiaomi Yi Lite 4K'yı kullanıyorum. Xiaomi'nin Yi Lite 4K'sı da oldukça alt tarafında fonksiyon olarak harici tripodlara falan bağlamak için bir yuva olduğu için bu yuvayı kullanacağım. Bu yuva bana çok büyük artı sağladı. Aksi takdirde birçok tripodda olmayan bu yuva ekstradan şöyle aparatlar kullanmamız gerekecek. Şimdi dilerseniz hemen burayı vidalayayım. Kamerayı hemen şöyle denk getirdim. Evet arkadaşlar, şu an Yi Lite'ı yaklaştırdım. Ve hemen şuradaki vidamızı da sıkacağım. Hareket etmesin diye. Bakalım nasıl bir etki sağlayacak. Evet, şu an yaptım. Şu an gördüğünüz gibi Yi Lite'ım takılı. Birazcık da şöyle düzelteyim. Kamerası tam bu tarafta olduğu için arkadaşlar tam denk geldi. Yani şöyle baktığınız gibi. Şu an nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Tam şu V şeklindeki olan yere denk geldi. Gayet güzel oldu. Bakın sallıyorum, herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor. Artı dilerseniz tripoddan da tutayım. Bakın ne kadar sağlam tuttuğunu siz de görebilirsiniz. Gayet sağlam bir şekilde tuttu. Bu sağlamlık yani belki şuraya yapıştıracağınız diğer şeyden daha sağlamdır diye düşünüyorum. Kullandığınız koli bandının kalitesine bağlı. Şu an kaskımıza kamerayı oldukça iyi bir şekilde sabitledik. Gayet güzel duruyor. Birazdan deneme videoları da çekeceğiz. Deneme videolarını çekmeden önce bakalım bu aparatlar nasıl gözükecek onu da göstereyim. Ondan sonra deneme videolarına geçeceğiz ve son düşüncelerimizi paylaşacağız. Siz de kaskta nasıl durduğunu daha net bir şekilde görmüş olacaksınız. Hemen şu aparatı takmaya geçelim arkadaşlar. Yine kaskımızı yan yatıralım. Alt taraftan bu aparatı sökelim. Vidasını gevşetelim. Evet, vidasını söktük. Arkadaşlar, su geçirmezlik aparatını da takmak istiyorsanız biraz önce göstermiş olduğum şu aparatı kullanacağız. Bu aparatı taktıktan sonra biliyorsunuz bu GoPro'larda standarttır. Böyle raylı bir şekilde geçiriyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Hemen bu aparatı takalım. Çok rahat bir şekilde takılıyor arkadaşlar. Çünkü örümcek tripodun bu tarafı dairesel bir şekilde olduğu için
bayağı işimizi kolaylaştırdı. O dairesel yeri de şimdi biraz yakından göstereceğim. Şöyle. Ne kadar görüktü bilmiyorum. Şuradan bahsediyorum. Şu top gibi yerden bahsediyorum. Evet. Evet, aparatı taktıktan sonra yapmamız gereken GoPro'yu yerleştirmek arkadaşlar. GoPro'muzu şöyle yaklaştıralım. Yavaştan sıkıştırarak içine takıyoruz. Evet, şu an GoPro'muzu taktık. Bakın şöyle göstereyim. Gayet sağlam bir şekilde duruyor. Kaskla birlikte sallanıyor kendisi. Kamerayı taktığımızda kaskın ön yüzüne, yani size de herhangi bir şekilde sıkıntı vermiyor. Gayet güzel bir şekilde duruyor. Yani görüş alanınızı falan etkilemeyecek. Gayet güzel, işlevsel, bayağı iyi. Dilerseniz şimdi video performansına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız aparatı kardeşim kaskına takacağız ve motorla deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir performans verecek. Aparatı şöyle tekrardan yakından göstereyim nasıl görüktüğünü. Bir de GoPro'dan görün. Oldukça iyi gözüküyor. Karşıdan baktığında falan herhangi bir şekilde sırıtma olduğunu ben düşünmüyorum. Oldukça iyi. Bakalım kameramızı taktıktan sonra nasıl bir performans alacağız. Evet, şu an arkadaşlar çift taraflı video kaydına başladık. Evet kardeşim, gidebiliriz. Bakalım. Ya Allah, bismillah. Performans olacak bize. GoPro'nun gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Sence nasıl oldu Hikmet? Ben de şu an sanki hiç GoPro kullanmıyormuşum gibi geliyor bana. Ama hiç belli bile değil. Kaskı kapatınca sesim nasıl geliyor onu merak ediyorum. Şu an kaskımı kapattım. Sesim inşallah güzel geliyordu. Eğer güzel gelmiyorsa mikrofon aparatı şu an mola verdik arkadaşlar. Kameramız kayıtta gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde duruyor. Kardeşim herhangi bir şekilde GoPro'nun rahatsız etmediğini söyledi. Ses kaydı nasıl yaptı bilmiyoruz. Videoda göreceğiz ses kaydını da. Şimdi bir de gidiş videosunu çekelim. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Tabii ki. Aynen, sinyal yaktığında kadrajı yani görüyorsa o önemli, çünkü trafik kazalarında kendini kanıtlayabilmen için işte sen sinyal verdim, adam vermedi diye iddia ederse en önemli olan şeylerden birisi o. Kılıçın amca ya, benim için önemli olanlar onlardı. Çoğu 70-80 lira, bilemediniz 100 lira gibi meblağlara kadar çıkabiliyordu. O yüzden ben de bu tür yöntemi kullanmayı. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün internette çenek kartta GoPro bağlama yöntemlerine baktım. Birçok yöntem var ama biraz maliyetli. Yaklaşık 70-80-100 lira civarlarında maliyet tutuyor. Ben de daha pratik ve daha hani kaska zarar vermeden yapabileceğim bir yöntem keşfettim. Kaska bu ahtapot diye tabir ettikleri tripodun montajını uyguladık. Ben bunu kontrol ettim, denedim. Hani sağlam mı değil mi, ne kadar düzgün olabilir diye denedik.
videoları izlemedim ama güzel olduğunu düşünüyorum. Kameranın görüntüsünün vesairesinin. Sağlamlık açısından da bayağı bir sağlam. Hani hiç şey olmadı, sarsmadı, düzgün gitti. Hani bu konuda memnunum. Ya bantlar hani, koskocaman şeyi tuttu değil mi Hikmet? Ya bayağı bir ağırlık var. Evet. Hani hiç sanki oraya bantla yapışmış gibi değil. Gerçekten gayet iyi sağlam. Ya bu aklımıza gelen bence en iyi fikirlerden bir tanesi. Tavsiye edebilirim. Ha, kaza yaptığınız zaman muhtemelen çabuk fırlayıp gidecektir. Zaten yapışan hani diğer türlü yapıştırmış olsanız bile onlar da kırılacaktır. Ama en azından bu şekilde kırılırsa belki daha az bir zarara uğramış olursunuz. Evet. Bunu tavsiye ediyorum. Şu anlık tavsiye ediyorum. Tabii bunu uzun zaman kullanacağım ve deneyimlerimi size sunacağım. Bu konuda daha güzel çekimler yapabilmek için yaylaya, ondan sonra farklı yerlerde size çekimlerimi yapıp YouTube kanalıma atacağım. Takipte kalırsanız sevinirim. Bir de bu aparatta şunu söylemek istiyorum. Su geçirmez aparatıyla kullandığım zaman hani önce kamerayı görmüyordum, Yeelight'ı. Aparatını taktığım zaman ise az da olsa görebiliyorum kamerayı. Ama istediğim açıda, istediğim konumda yine durdurabiliyorum. Hiçbir kesinlikle zorlama vesaire yok. Hani açı şeyi çok güzel. Bunlar benim için önemliydi. İyi olduğunu düşünüyorum. Abime teşekkür ediyorum bu aparatı bana sağladığı için. Benim diyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar, ben de bunu abime sormak istiyorum. Eğer hani nasıl gözüktüğünü merak ediyorum. Söz sende abi. Şu an kendini görmediğin için kardeşim illaki farklı bir hava yaşattı sana. Birazdan videoda da izleyeceksin büyük ihtimal, bilgisayarda nasıl gördüğünü yakından da göreceksin. Bence gayet iyi duruyor. Hani yakından baktığımızda biraz örümceğin oraya takıldığı belli oluyor ama şu kafasındaki aparatları çıkartırsak bence fazla bir fark yapmayacak, fazla bir şey belli olmayacak. Ama bana kalırsa genel anlamda gayet iyi durdu. Ben gayet beğendim çünkü şöyle uzaktan bakıyorum. Gayet iyi gözüküyor. Yani yandan nasıl? Yandan da gayet iyi gözüküyor. Hani diğer aparatlar gibi değil. Burasının siyah olanını denk getirirsek bence kaska ayrı bir şekilde takılan bir aparat gibi durmayacak. Gayet iyi bir şekilde duracak. Aynen, bakıyorum da. Burası zaten şu beyaz, evet, desene dek geliyor. Sanki, evet, buranın devamıymış. Evet evet, uzaktan bak duruyor. Şöyle uzaktan hiç belli olmuyor. İnan oradaki beyazlık biraz belki dikkat çekiyor ama hiç belli olmuyor. Ama gerçekten iyi duruyor. Ben gayet beğendim. Güzel bir proje oldu. Arkadaşlar, aklınıza gelen tüm fikirleri isterseniz şu sağ üst taraftaki Instagram adresimizden veya yorum kısmından bizimle paylaşın. Gelen neredeyse bütün fikirleri videoya çevirip sizlerle paylaşacağız. Ha, bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bayağı bir ağırlık var. Hani hiç... Bak şöyle uzaktan hiç belli olmuyor. İnan oradaki beyazlık biraz belki dikkat çekiyor ama hiç belli olmuyor. Ama gerçekten iyi duruyor. Ben gayet beğendim. Tabii ki. Aynen, sinyal yaktığında kadrajı yani görüyorsa o önemli. Çünkü trafik kazalarında kendini kanıtlayabilmen için işte sen sinyal verdim, adam vermedi diye iddia ederse